Arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başlarken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün düzenlemiş olduğu grup toplantısında çok özel mesajlar verdi. Milli duruş nasıl olur, milli kıvam nasıl olur, onun örneklerini gösterdi. Aktarımı, anlatımı bütünüyle milletin yüreğini ferahlatır nitelikteydi. Kendisine minnettarlığımızın sınırı yok. Teşekkür ediyorum. Ve burada hususen ben de bir vurguda bulunmak istiyorum ki CHP Genel Başkanı Diyarbakır ziyaretinde yanına oturttuğu bir terör söylemcisinin ifadelerine sükut etmekle aslında millete ihanet etmiştir. Bizim Suriye'de vermiş olduğumuz PYD'ye karşı mücadele millet mücadelesidir. Milletin huzurunun efendim berdevam olması için bir gayret sarf ediyoruz. Terörist yapıları bütünüyle yok etmek için gayret sarf ediyoruz. Buna dönük orada o terör söylemcisi efendim bir millete karşı sanki kıyam yapılıyormuş gibi ifadeler kullandı. Neyi beklerdik Kılıçdaroğlu'ndan? Buna tepki vermesini beklerdik. Bu bir rezalet haldir. Sükût etmekle onun söylemlerine iştirak ettiğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu ülkeyi yönetmeye talip olan birisinin bu derece düşük bir hale sessiz kalması ya da o işe şerik olması, ortak olması bütün milleti can evinden vurmuştur. Kendisini millet adına biz de burada telin ediyoruz. Yanlış bir iş yapmıştır arkadaşlar. Böyle olmaz. Yani tamam Diyarbakır analarını aldattı filan eyvallah. Bunları zaten söyledik ama bir de asıl can alıcı olanı söylüyoruz bakın. Neyin mücadelesi veriyor? Kaldı ki burada bir şey söyleniyor. Efendim yüzleşmek, özür dilemek. Kiminle yüzleşiyorsunuz ya? Neyi, ne, kimden özür diliyorsunuz? Adını koyun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kürt'ten özür dilemek. Kürt bu vatanın kendi sahibi bizatihi kendisi ya. Sen neyin özürünü diliyorsun ya? Siz PKK'lılardan özür dilemek gibi bunu gizleyerek söylüyorsunuz. PKK'lılara böyle subliminal bir mesaj veriyorsunuz. Aslında subliminal de değil arkadaşlar. Açık mesaj bu. Ayıp ya. Yani milleti ne görüyorsunuz siz? Millet bunları görmüyor mu ya? Binlerce, on binlerce şehidimiz var. Toprağın altına efendim vatan için düşenler var. Bu nasıl bir iştir ya? Ve sıkılmadan, utanmadan bunları söylüyor. Yüzleşmek. Ne yüzleşiyoruz? Yüzleşelim. Yüzleşeceksen CHP'nin tarihiyle ilgili sıkıntılarsa bunu açık söyle. Onun dışında devlet adına bunu söyleyemezsin. CHP yapmıştır. Ne rezillik varsa onlar yapmıştır. Varsa millet nezdinde bir itibarsızlık, CHP'nin itibarsızlığıdır. Onların yaptığı zelil hallerdir. Dolayısıyla bundan dolayı Kılıçdaroğlu'nu mert olmaya davet ediyoruz. Açıkça çıksın bu işleri konuşsunlar. Bakın şimdi şu anda dünya efkarında bir şey tartışılıyor. Özellikle ülkemiz bağlamında. Barışa verdiğimiz katkıya dönük Amerika Birleşik Devletleri, efendim Avrupa ülkeleri, bütün dünya bize dönük çok müsbet cümleler kuruyorlar. Ancak bu ülkeler daha önce Karabağ Savaşı'nda, Karabağ'ı özgürleştirme girişiminde Azerbaycan'da kullandığımız İHA'lara, SİHA'lara karşı katil nitelemesi yapmışlardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza dönün. Oradaki dronların katliam yaptığını söylemişlerdi. Şimdi aynı hal İHA'lar, SİHA'lar Ukrayna'da efendim Ukrayna'nın satın aldığı İHA'lar, SİHA'lar bir mücadele içerisinde onu teşhir ediyorlar. Onu yükseklere çıkarıyorlar. İkiyüzlü bunlar. Samimi değiller. Bu samimiyetsizlik varken, bu kadar cari iken, orta yerdeyken CHP Genel Başkanı'nın bu işlere bigane kalması, sükût etmesi, kaldı ki sükûtu da geçtik, tam tersi işler yapıyor ya. Yani şu zamanda neyin yüzleşmesi ya? Kiminle yüzleşiyorsun? Kime mesaj veriyorsun? Bu bir rezalettir arkadaşlar. Öylesine netameli bir zaman diliminden geçiyoruz ki özellikle o cenahta siyaset yapanlar ya da siyasette pozisyon almaya çalışanlar STK'lar için de söylüyorum. Milli duruştan o kadar uzaklar ki bakın Türk Tabipler Birliği. Türk ifadesi onlara zıkkım olsun. Zehir olsun. Kaç defa söyledik o ifadeyi kullanmamaları lazım. Çünkü Türk düşmanı bunlar ya.
Şimdi ne yapıyorlar? Şu zaman diliminde efendim hekimler grev yapıyorlar. Hastalara bakmıyorlar. İşte yansıdı, Balıkesir'den bir hadise yansıdı. İnsanların içi sızladı ya. Bir anestezi uzmanı ameliyata girmiyor. Grevdeyim diyor. Ve orada başhekimle yaptığı mücadeleyi gördük biz. Biz doktorlar için dün burada çok özel notlar düştük. Doktorlar başımızın üstündedirler. Onları başımızın tacı yapıyoruz. Emeklerine, hizmetlerine minnettarız ama doktorlar için yapıyoruz biz bunu. O yeminine sadık olan doktorlar için söylüyoruz. Aksi halde yani dünkü o duruşu sergileyenler, Türk Tabipler Birliği'nin etrafında konuşlanmış siyaset düşünenler, ülkemiz biraz daha aşağıya düşsün, daha aşağılara insin, efendim dünya efkarında itibarı azalsın diye gayret sarf edenler bizim gözümüzde doktor değiller. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız dün açıklama yaptı. Hekimler için ne kadar iyileştirici formüller geliştirdi. Yani biz neyin gayretindeyiz? Efendim hekimlere dönük eğer bir saldırı varsa bundan sonra onlar kategori suçları içerisinde yer alacak. Böylesine bir hususi gelişmenin altına imza atıyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Hekimler, sağlık çalışanları bizim için çok değerli. Biz bunu yaparken öbür tarafta Tabipler Birliği kışkırtıyor insanları. Niye? Zemin bozulsun diye. Gayretleri buna. Burada CHP Genel Başkanı'nın yapması gereken nedir? Milli kıvam demesi gerekir ki arkadaş, etrafımız ateş çemberi. Suriye, Irak, şimdi Ukrayna, ne oluyoruz ya? Asla böyle bir şey demiyorlar. Tam tersi teşvik ediyorlar. Bundan dolayı da millet bu olanı biteni görüyor arkadaşlar. Hepsini takip ediyoruz. Şimdi bakın hekimlere dönük mesleki sorumluluk kurulu oluşturuluyor. Onlarla ilgili bir suçlama varsa o kurulun izni olacak bundan sonra ki soruşturma açılsın. Hukuki zemin ona göre efendim berrak bir hale gelsin. Yapılanlar bunlar şu anda. Biz bu derece bunlara dönük müspet şeyler düşünüyoruz. Ama dediğim gibi doktorlara dönük düşünüyoruz. Samimi hakikaten bu işi yeminine uygun yapanlara dönük düşünüyoruz. Öbürleri istismarcı. Öbürlerini ben doktor gibi de görmüyorum işin doğrusu. Dün mesela o tavrı gösteren, Balıkesir'deki tavrı gösterenin yani o doktorluk mesleğine yakışır bir hali olmadığını burada kayda geçiyorum. Yine doktorlarla ilgili ücret düzenlemeleri yapıyoruz. Doktorlarla ilgili sadece çalışanlar değil, emeklerine dönük de özel düzenlemeler yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu çok efendim özel mesajlar vardı, müjdeler vardı. Lisans eğitimi görmüş olan sağlık çalışanlarının tamamı 3600 ek göstergeye tabi olacaklar. Biz böyle bir gayret sarf ederken öbürleri ne yapıyorlar arkadaşlar? Bakın. Bu çok cali dikkattir arkadaşlar. Buraya dikkat kesilmek lazım. Samimiyeti görebilmek için. Kalbi olanla efendim istismar edeni çok net bir biçimde aşikar edebilmek için, orta yere koyabilmek için bunlara bakmak lazım. Kaldı ki arkadaşlar bizim tarihimiz yani her gün buralarda not düşüyor. 14 Mart'ta ne oldu? 15 Mart'ta ne oldu? Hepsini düşüyorum. Bakın 15 Mart bugün. 15 Mart'ta ne olmuş? 1921 yılında bir bayrak isim. Özellikle bizim bölgede, Erzurum'da, Doğu Anadolu'da, Ermeni katliamının yaşandığı yerlerde bayraklaşmış bir isim vardı. Talat Paşa. Talat Paşa'yı katlettiler Berlin'de. Bugün, 15 Mart'ta. Onun aziz ruhuna rahmet olsun. Yasin-i Şerifler, Fatiha'lar onun ruhunu olsun. Niye arkadaşlar? Bakın bizim Erzurum'da o zamanlarda doğan çocukların önemli bir kısmının ismi Talat'tır. Önemli bir kısmının ismi Enver'dir. Nuri'dir. Niye? Bu mücadele yaptıkları için. Eğer o tehcir kararı olmasaydı bizim bölgede, işte burada Vanlı bir kardeşim var. Van'da, Erzurum'da, Kars'ta o Ermeni çeteleri bir tane Müslüman bırakmazlardı. Onu da çok net söyleyeyim. Bu işin Kürt'ü Türk'ü de yok. Asıl katliamı da Kürt'e dönük yaptılar. Şimdi sureti alttan gözüküyorlar. PKK'lıları sütre yapmışlar. Onun arkasından bize yöneliyorlar. Ama Kürt insanı imanlı insandır. O gün mecliste söyledim. Bugün bir daha söylüyorum. Gidin büyüklerimize, Kürt büyüklerimize kulak verin, dinleyin. Bakın ne katliamlar yapmışlar. İşte buna mani olan Talat Paşa'dan intikam aldılar 15 Mart'ta.
Onu şehit ettiler. Berlin'de şehit ettiler. Bunlar böyle vicdansız, imansız, kitapsız bir yapı. Dolayısıyla arkadaşlar biz tarihi vetire içerisinde bütün bunları gözden geçirip daha müteyakkız, daha dikkatli durmamız gerekirken tam tersi aymaz bir halde siyaset yapanlar var. Kim bunlar? Sözüm ona millet adını almışlar ama milletten fersah fersah uzak olan Millet İttifakı'nın şerikleri, ortakları. Sadece CHP için söylemiyorum. İYİ Parti de aynı şekilde. İYİ Parti mesela şu Diyarbakır olayına, Diyarbakır gezisine ne tepki verdi? Ne yaptı mesela? Genel başkanlarının en küçük bir değerlendirmesi oldu mu bu konuyla ilgili? Tam tersi. Tam tersi çok beğendiğini söyledi. Beğendiği kim kardeşim? Yanına oturttuğu adam terörist ya. Açık açık ordumuza, milletimize düşmanca ifadeler kullanıyor. Sen bunu beğeniyorsun ya. Böyle bir şey olur mu? Buna isyan ediyoruz. Buna itiraz ediyoruz arkadaşlar. Ben İbrahim Aydemir olarak değil, millet olarak itiraz ediyoruz. Milletin temsilcisiyim. Oradan aldığım yansımaları buraya aktarıyorum. Bana gelenleri, bana gelen duyguları burada sizinle paylaşıyorum. Milletin itirazı var buna. Böyle bir şey olamaz, böyle bir vicdansızlık olamaz. Talat Paşa'nın ruhunu muazzep kılmaya kimsenin hakkı yoktur. Tam tersi, o ruhu aziz kılmak için elimizden geleni yapacağız. İşte İHA'lar, işte SİHA'lar, terörle verilen, teröre karşı verilen mücadele o ruhu aziz kılıyor. Elhamdülillah. Ve sonuna kadar, dün burada kayıt düştüm. Şimdi insansız savaş uçaklarımız geliyor. Adı Kızıl Elma. Çok yüksek bir düşünce, çok yüksek bir değer. Kızıl elmalara, kızıl elmalarla varacağız. Ve hep söyledik. Biz bunları yaparken, inşa ederken milletin huzuru için yapıyoruz. Milletin felahı için, refahı için yapıyoruz. Dahası bütün bir insanlığa barış getirmek için yapıyoruz. Caydırıcı olsun diye yapıyoruz. Beklentimiz de şudur. Siyaset yapan irili ufaklı kim varsa herkesin bu gayretlere destek olmasıdır. Köstek değil destek olmasıdır. Yerelde çalışmalar yapıyoruz. Her yerde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, bizim Erzurum'da belediyelerin bir büyük gayreti var. Kış döneminde çok özel çalışmalar yaptılar. Çok ciddi paralar harcadılar. Efendim, karla mücadele hakikaten zor, meşakkatli bir iş. Büyükşehir Belediye'miz, diğer belediyelerimiz, merkezde 3 tane ilçe belediyemiz var. Bir büyük gayret üzereler. Efendim, onun dışında ilçe belediyelerimiz var. Yaklaşık değil, 20 tane ilçemiz var. Bunun 19'u AK Parti ve MHP'li belediyelerden müteşekkil. 20.si de HDP'li ama hiç önemli değil. Biz yeter ki insanlarımız huzurlu yaşasın diye bir gayretimiz var. Oralara da destek veriyoruz. Oralarda da kışın zor şartları nasıl izale ederiz onun gayretinde olduk. Dediğim gibi çok ciddi de paralar harcadı. Ve milletimizin memnuniyeti de çok yüksek. Şimdi bakın sizinle bir şeyler paylaşacağım arkadaşlar. Keşke diyorum ki insanlar hizmet etseler ya da siyaset kurumu hizmetiyle mütebaris olsa ve milletimiz de müteşekkir olsa, teşekkür etsin. Bakın hiç bunlarda böyle hizmet diye bir gayret var mı? Bir dert var mı? Muhalif cenahı söylüyorum. Belediyelere bakın. İşte İstanbul'da kar yağıyor, karın altında kalıyorlar. Kar resmen bunları esir alıyor. Kaç defa dedim ki gelin kardeşim. Bizim Erzurum'daki herhangi bir ilçe belediyesinden, bırakın büyükşehir ya, ilçe belediyesinden ders alın ya. Ayıp. Milleti böyle mutazarrır etmeye hakkınız yok. Bakın Palandöken Belediyesi arkadaşlar. Şurada yapılanlar var bakın. Özellikle sizinle paylaşmak bana da haz vereceği için söylüyorum. 2021 yılında yüzlerce icraat yapılmış arkadaşlar. Yüzlerce. Bakın şurada görsellere bakın. Her biri ayrı bir destan. Ayrı bir güzellik. Oralarda yaşayanlar. Mesela engelli bireylere dönük Palandöken'den tam destek. Yaşamlarını kolaylaştıran proje ve hizmetleri imza attık diyor. Ne yapmışız engellilere dönük? Onlar burada. Bakın arkadaşlar. Biyogaz dönüşüm tesisi için Kudakı ile sözleşme imzalanmış. Bir özel yatırım yapılıyor arkadaşlar. Salgın nedeniyle iş yerini kapatan esnafımıza destek verilmiş. Ve onlarca yatırım yapılmış. Köylerimize köy evleri yapılmış. Misafirhaneler yapılmış.
hayatı kolaylaştıracak, insanlarımıza huzur enjekte edecek ne varsa bunlar tek tek kayda geçmiş arkadaşlar. Bakın taziye evleri var. Mezarlıklarımız. Biz sadece dirilere değil arkadaşlar, ölülere de hürmet eden bir anlayışı ifade ediyoruz. O mezarlıkların da çok özel olması için, çok daha böyle görüntüsüyle temiz olması için bir özel gayretimiz var. Bakın mezarlık duvarlarını, hepsini belediyelerimiz bunlar tek tek elden geçiriyor, yapıyor. Bakın mahalle konakları yapıyoruz. Ve buralarda bir ölü olduğunda, bir cenaze olduğunda öylesine bir güzel hal çıkıyor ki belediyelerimiz, mesela bir cenaze varsa arkadaşlar bizim Erzurum'da, o cenazenin kaç gündür taziye süresi? 3 gün. Onun taziye evine yemekler gider, oraya imam gider, imam sürekli okuma yapar. Bakın ne kadar özel bir şey. Sırf o cenaze sahibi sıkıntı yaşamasın diye, onun sıkıntısını paylaşmak için belediyelerimiz böylesine insani bir hasleti ortaya koyuyor. Palandöken belediyemiz de aynen bunu yapıyor. Bakın Palandöken güneş enerji santralleri yatırımı yapıyor. Örnek hepsi değil mi? Eskiden akıllara gelmezdi bunlar. Şimdi biz yapıyoruz bunları. Belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Bakın tek tek. Kaldırımlar, asfaltlar, dönüşüm yapılıyor, kentsel dönüşüm, konaklar tek tek, mobil atık getirme merkezleri oluşturmuşuz. Çok hakikaten modern, gördüğünüzde Avrupa'da olmayan bu atık merkezleri oluşturulmuş. Masraflı, külfetli ama olsun diyoruz ki arkadaşlar, insanlarımız huzur bulsun, çevre de temiz kalsın. Böyle ezbere bir hal üzere yaşamıyoruz. O yüzden bakın ne kadar şey yapsam az, böyle buraya yansıttıklarım da bir şey değil. Bunun gibi onlarca, yüzlercesi var bakın. Ben belediye başkanımıza, Palandöken belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Diğer belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki CHP'liler, İYİ Partililer, muhalefet, Allah aşkınıza gelin bu işlerden örnek alın, ders alın, ders. Ders alın da insanların yüreğine girin. Başka türlü giremezsiniz. Yalanla, iftirayla, dedikoduyla yürürsünüz. Bir müddettir bu. Yalanın binası olmaz. Bir yerde çöker bu ve çöküyor da zaten. Her gün rezil bir hale geliyorsunuz. Dün anlattım burada ya. Kadıköy ilçe başkanı, ilçe başkanı değilmiş gibi, sanki vatandaşmış gibi utanmadan, sıkılmadan gidip orada sokak röportajı veriyor. İşleri bu çünkü. Aldatma. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir telkinde bulunuyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Soru varsa alırım, yoksa. Efendim, seçim yasasına ilişkin yönlendirme yapıldı. Öncelikle nasıl yorumlarsınız bu teklifi? Aynı zamanda muhalefetten de gelen tepkiler var. Millet İttifakı'nın aleyhinde, işte hükümetin Millet İttifakı'nın aleyhinde olacak şekilde. Hem tepkilere hem bu teklife ne dersiniz? Şimdi bir defa çok sati olarak inceledik. İnşallah ayrıntısına muttali olacağız ama şunun altını özellikle çizmek lazım. Biz bugüne kadar, yani 20 yıllık süreç içerisinde ne tür bir kanuni düzenleme getirmişsek mutlaka ama mutlaka kurumsal çıkarın çok çok üstünde, tam tersi milletin menfaatleri lehine getirmişizdir. Bakın barajı yıllarca bize ne söylediler? Baraj yüksek, baraj yüksek, işte %7 iniyor. Şimdi nevzuhur, efendim kendiliğinden sabahleyin kalkıp bir parti kurayım, İttifakın bir yerine eklemleneyim gibi bir yaklaşım sergileniyor ya, onun önüne geçilecek dert dava bu, sıkıntıları bu. Siyasi zemin berrak olsun, temiz olsun istemiyorlar. Orada bir hercümert yaşansın diye bir gayreti var muhalefet. Biz tam tersini yapıyoruz. Hangi maddede, açıklanan hangi maddede Cumhur İttifakı'nın lehine, diğerlerinin aleyhine bir şey varmış? Tam tersi. Herkes bu zeminde siyaset yapıyoruz arkadaş. Millete gideceğiz. Millet nasıl bir yaklaşım sergilerse alıp başımızın üstüne koyacağız. Açıklanan maddeler de bunu havi, bunu içermektedir. Dolayısıyla muhalefet her zaman yaptığı gibi gelen her kanunda yalanla, yanlışla, efendim sırf karşı çıkabilmek için iftirayla yönelmesi gibi bu defa da aynı şeyleri yapıyor. Ama milletimiz görüyor, inşallah o kanun çıktıktan sonra, yani seçim kanununa dönüp, efendim, yasa çıktıktan sonra çok daha böyle berrak bir siyasi zemin oluşacaktır diye
beklentimiz var ve öyle de olacaktır inşallah. Ben teşekkür ediyorum.